Bu gece hicri kameri takvime göre yılbaşı gecesi yarın bir muharrem kameri takvimde muharrem ayı miladi takvimdeki ocak ayı gibi biz 1436'dan yarın 1437'ye bir sene birden bir gecede değişiyoruz yani. De şeyde bunları anlatırken ta geri öğretmenlik yıllarıma gidiyor şimdi aralık ayında çocuklar derlerdi de, hocam yazılar ne zaman bir seneye derdim ha. Mesela son aralığın son haftasına girmişiz. Seni çocuklardan uuu bir sene sonra okuyacak hocam. <laughs> Ocak ayı da geçiyor bir sene bir sene geçiyor. İşte şimdi e, Zilhice'deyiz. Zilliçe, e, miladi takvimdeki aralık ayı gibi. Evet. Son ay. Kameri takvimdeki aralık gibi. Evet. Yarın e, hicri takvime göre sene değişiyor. Bu gecede e, Muharrem'in ilk gecesi hicri yeni yıl gecesi. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın. Önemi var mı? Önemli mi? Müslümanlar için. Mübarek geceler içerisinde zikredilmiş. Mesela Muharrem ayı içerisinde bir de aşure gecesi var. E, dolayısıyla kitaplarda anlatılırken mesela Tanrı'nın hasreti ebediyette var. E, Müslümanlar yeni hicri yıllarını birbirlerine tebrik ederler. ...dua ederler. Cenab-ı e, Hak hayırlı mübarek eylesin diye, diye çarparlar. Gözümün içine bakıyor. Boğaza gideceğiz orada. <laughs> Havaya fişekler <laughs> atacağız. <laughs> ben o tuhafıma gideyim biliyor musun? Yani... E, ömründe bir sene daha gitmiş... ...bunu kutluyorsun. Halbuki bunlar e, din büyükleri buyuruyorlar ki... ...muhasebedir, tebrik edilir. Hayırlara vesile olması için dua edilir. Ha peki insanlara bir şey yedirilir mi? Yedir, yedirilip içirilir mi? Tabii yedirilip içirilir. Ee, ikramda bulunulur. Hediyeler alınır. Hediyeleşilir. Ee, bunların hepsi e, tavsiye edilmiş. Teşvik edilmiş. Ee, ama e, çılgınca eğlenmek. Ömrümden bir sene daha gitti. Bir sene daha kabreye yaklaştım. Lay 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 lom değil. Ee, i̇nsan oturup o geçirdiği ömrün bir muhasebesini yapmalı. Ondan sonra yeni... ...hani şimdiki tabirle yol haritasını... E, ...çizmeli... E, ...şimdi e, şeye girmeden önce... E, ...bu şiirlerle menkıbelerde bir şey anlatıldı... ...hani din büyüklerinden nakiller yapılıyor orada da... E, ...sizin sohbetiniz e, ...okuduğunuz sohbeti de aynı şekilde... ...orada da nakiller yapılıyor... ...bizden nakil yapıyor zaten dinin aslında nakildir... Evet. E, ...orada da aynı şekilde... ...hani gençlere, yaşlılara... E, ...hitap vardı... İşte İslam alimleri, din büyükleri... ...işte ey genç... ...gençliğine güvenme... ...çok kimse ansın ölebilir e ee, işte gençliğini kaybetmiş hala daha gaflette duran daha ölmedin hayattasın hiç olmazsa bir ömrü gaflette geçirdin bari son günlerini Allah diyerek estağfurullah diyerek geçir. diye nasihat var. Din onun için nasihattır. Dolayısıyla e, hani bazılar diyor ki efendim aynı şeyleri söylüyorsunuz. Başka şeyleri söyleyecek haliniz yok. Dinleyin sonra onu anlatacağız. Onu nakledeceğiz. E, belki efendim ben bunu biliyordum. Bilmek etmez. Kalbe girmesi lazım. Onun için Resulullah efendim ettiğinin nasihaha buyuruyorlar. Din nasihattır. E, yüz defa söylersin, bin defa söylersin bir tesir etmez. Bin birinci de söylediğin zaman aa dersin. Bunu niye daha önce anlatmadın? Anlattım bin defa anlattım ama o anda jeton düştü. <laughs> yani ona hidayet deniyor. O anda kabulleniyor. Alıcılar o anda açık. Evet, alıcılar o anda açık. Radyo açıldı 93.1 o anda frekansta. <laughs> Dolayısıyla ha, bazı e, vilayetlerde dinleyicilerimiz diyebilirler bu 93.1'de nereden çıktı? Özür dileriz. İstanbul'da aynı şekilde 93.1. Ama çok yerde 93.1. <laughs> Mesela Konya'da da 93.1. Dolayısıyla e, birbirimize anlatmaya devam edeceğiz böyle mübarek geceleri, böyle mübarek zaman dilimlerini de vesile kılacağız. Muharrem ayı Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen haram aylar diye geçilir. Yani hürmet edilen dört aydan birisidir. Allah rahmet eylesin babaannem şey derdi doğduğumuz gece öldüğümüz gece falan diye böyle anlatırdı falan. Ama daha sonra kitaplarda okuyunca kadıncağız kendine göre öyle ifade edermiş. Çünkü Muharrem'in onun da çok büyük hadiseler vuku vurmuş. Aşure günü. Evet aşure günü çok büyük hadiseler vuku bulmuş. İşte Musa Aleyhisselam'ın Kızıldeniz'den aynı şekilde geçer, geçmesi, İsa Aleyhisselam'ın göğe çıkması, Nuh Aleyhisselam'ın tufanın başlaması, bitmesi neyse, Adem Aleyhisselam'ın tevbesinin kabul olması çok büyük hadiseler vuku bulmuş. E, tabii onları böyle dinleyince okuyunca falan işte o rahmetli öyle derdi doğduğumuz ay <laughs> e, öldüğümüz ay falan gibi böyle ifadeler kullanılardı çok büyük hadiselere vuku bulduğu bir ay Muharrem ayı e, biz böyle bir ayın içerisine giriyoruz e, İslamiyet'ten önce de bu aylar aynı şekilde kıymet veriliyordu zaman zaman aynı şekilde Mekkeli müşrikler böyle müşrik oldukları halde bu aylara değer veriyorlar kıymet <laughs> veriyorlar bu aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarında şey yapmazlarmış, harbetmezlermiş. Ama de, diyelim ki Muharrem ayında eğer harbetmeyi e, e, murat ediyorlarsa Muharrem ayını <laughs> yerini ellermiş. Oraya safer ayını kollarmış, saferdeyiz vur. <gülüyor> <gülüyor> Dövüşürlermiş. Onun için Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani veda hutbesinde buyuruyor ki aylar Allah-u Teala'nın yarattığı zamandaki gibidir. Yani ondan sonra değiştirilemez, yani. değiştirilemez. Ee, ve e, öylece yerleşmiş e, bu e, hicri kameri takvimin başı da peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselamın Mekke'yi mükerremeden Medine-i Münevvere'ye hicretiyle başlar dolayısıyla şimdi biz 1436 bitiyor 1437'ye giriyoruz yarın dolayısıyla peygamber efendimizin aleyhisselatü vesselam Mekke'yi mükerremeden Medine-i Münevvere'ye hicreti 1436 senesini doldurdu 1437. senesine girdi bu bize bunu da hatırlatıyor. Mesela diğer takvimlerin başlangıçları biraz sakat. Sakat değil çoğu aynı şekilde meçhul. Hele mesela şu anda kullandığımız miladi takvim 2015 diyoruz ya. 2015 değil aslında. Kendileri de biliyor ama değiştiremiyorlar. Çünkü İsa aleyhisselam'ın doğumunu esas alır o. Evet. Yani onlara göre İsa aleyhisselam işte dünyaya gele 2015 sene olmuş diyorlar. Ama e, yaptıkları araştırmalarda İsa Aleyhisselam dünyayı şereflendirmeden önce yazılmış İncil'lere rastlıyorlar. Demek ki İncil önce geldi İsa Aleyhisselam sonra geldi. Acayip garip bir şey. Bu, bu hesaba göre öyle. Bu hesaba göre öyle. Ama İslam alimleri bildiriyorlar ki <laughs> her 100 senede allah Teala Nebi olarak gönderdiği peygamberler var. Resul olarak gönderdiği peygamberler de var. Resul olarak gönderilen peygamberler yeni bir din getiriyor, yeni bir şeriat getiriyor. Bunların arasındaki zaman farkı 10 asırdır. E şimdi İsa Aleyhisselam ulul azm bir peygamber. Muhammed Aleyhisselam da ulul azm peygamber. Arasındaki zaman farkı 10 asır. Yani 1000 sene olması lazım. Peki peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyayı teşrifi miladi takvime göre 571. Hadi diyelim ki 600, 632 de falan vefat ettiler. Dolayısıyla e, hani 400 senelik bir açık var. Yani bu takvim 400 sene eksik miladi takvim. Yani şu anda 2415 falan olması lazım. Olması lazım. Veyahut da 2500'e yakın olması lazım. E, ki hatalı. Ama hiri takvimde e, öyle bir durum söz konusu değil. Başlangıcı da e, ve şeyi de çok net, çok kesin kayıtlara da geçmiştir. İşte eee Dini günleri, mübarek günleri allah Teala bu aylarda yaratmış. Miladi takvimdeki aylarda değil. Efendim miladi takvim güneş sistemine göre. Bu aya göre. Ayın hareketlerine göre. Öbürü şu güneşe göre. Peki efendim ee, yani ne mahsuru var? Şimdi e, İmam-ı Rabb'in bir sözü var e, Mustafa Bey. İbadet emredileni yapmaktır. Ayı da yaratan güneş de yaratan Cenab-ı Hak. Güneş çok büyük yaratmış. Ay netice itibariyle dünyanın sadece uydusu. Bir milyon dünyayı ay değil. Bir milyon dünyayı güneşin yüzeyine koysan alır buyurdu. Güneş o kadar büyük yaratmış. Ama mübarek günleri ve geceleri ayın hareketine göre bildirmiş. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani Kutuzetleri ibadet emredeni yapmak. Böyle emredilmiştir. Niye Haziran'da değil, niye Temmuz'da değil, niye Ocak'ta değil, değil. Biz bunları da ezberleyeceğiz. E, tamam işlerimizi diğer takvime göre de yaparız. Ama e, mübarek günler ve geceler buradadır. Onun için mesela e, çoğu zaman biz anlatırken bazı dinleyicimiz, dinleyicilerimiz rahatsız oluyor. Kutlu doğum haftasına itiraz etmemizin sebebi bu. Ta peygamber efendimizden beri aleyhissalatü vesselam. Mesela şimdi biz e, Muharrem ayına giriyoruz. Muharrem'in arkasına Safer. Safer'in arkasına Rebi'ül Evvel ayı gelecek. Mevlid kandili. Mevlid kandili orada. Nisan'da değil. Nisan'da değil. Yani kutlu doğum haftası uydurmadır. uyurmadır, tarih Hiçbir İslam alim bildirmemiş, Eylül Sünnet alimi yazmamış. Hiç kimse yapmamış. Son zamanlarda işte başlangıcı 15-20 senelik bir mazisi var. Şimdi bu zamanda uydurulmuştur. Onun için İslamiyet'in kıymet verdiği, değer verdiği günlerden değildir. İslamiyet'in kıymet verdiği, değer verdiği günler ay takvimine göre olanlardır. İşte bu gece Hicri yılbaşı gecesidir, mübarek bir gecedir. Yarın Muharrem'in biridir, Muharrem'in 10'u aşure günüdür. Aşure günü de çok kıymetlidir. Çok büyük hadiseler vuku bulmuştur. Ee, Yahudiler de itibar ediyor o güne. Musa Aleyhisselam Firavun'un şerrinden kurtuldu diye oruç diyorlarmış. Resulullah Efendimiz sebebini sorunca diyorlar ki bizim peygamberimiz o gün Firavun'un şerrinden kurtuldu. O günü yad, etmek için biz oruç tutuyoruz. Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki biz Musa Aleyhisselam'a sizden çok yakınız. Dolayısıyla Eshab-ı Kiram'a dönüyor. Siz de oruç tutun. Fakat bunlar gibi yapmayın. Siz Muharrem'in 9-10 veyahut 10 da 10-11. günleri ya da 9-10-11. günleri tut. Peki 9-10 tutmak mı daha garantilidir? 10-11 mi? 10-11 tutmak daha garantili. Niye? E çünkü şimdi hilali gözetleyerek, bu gece mesela Muharrem, hilali görülmesi lazım. Ama İstanbul kapalı. Bu gece bakılır. Görülmesi gerekir. E, hilal görülmediği için bir gün kayma ihtimali olabilir. Zaten görülmeyecek herhalde. E, e, zaten de öyle evet. zaten. E, burada da aynı Afrika'dan şekilde. Afrika'dan Muharrem ayının hilali bugün Türkiye saatiyle 19.58'de ilk defa e, Afrika kıtasının doğusundan itibaren görülmeye başlayacak. Yani Türkiye'de yarın gözükecek. Evet. Bu gece görülme ihtimali zayıf. E, dolayısıyla Eee 10-11 tutarsan garanti olur. Yok efendim 9 10 11 tutacağım. Hay hay. Efendim ben şeyle başlayacağım. Muharrem birinde başlayacağım. 15'ine kadar tutacağım. Vallahi sonuna kadar tut. E, tutacaksın. Tutabileceksin. Ona hiç hiçbir mani yok. Ama dinimizin bildirdiği, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiye ettiği e, aşure günü oruç tutmak isteyenler tek olarak tutmaları uygun değil. 9-10 veyahut da 10-11 veyahut da 9-10-11. Biz de diyoruz ki hani böyle durumlarda İhtiyatta hareket etmek için Eğer iki gün tutacaksam 10-11 tut Daha aynı şekilde garanti olur Diye e, kitaplara bakarak Onlardan naklediyoruz efendim, efendim Bununla ilgili birisi bir soru sordu herhalde değil mi ee, e, Muharrem de Kaza bu... kaza oruçlarını Şimdi Muharrem ayında günler kısa e, Sonbahar rastladı ya artık e, sonbahar rastladığı için günler Kısaldı şey gibi değil ee, Temmuz gibi değil. Temmuz da o kadar dedik güneşe. Ya kışın geldi fazla dur dedik ama dinlemedi. Şimdi böyle yan yan gidiyor küstü galiba bize. Yani. <laughs> değil mi? yan yan gidiyor. <laughs> Ve fazla da kalmıyor. Çekip gidiyor. Küskün. <laughs> Küskünlüğü biraz daha artarak devam, artarak ediyor. Devam, devam ediyor. Bir ay daha, iki ay daha. <laughs> Dolayısıyla e, e, şimdi e, artık e, Eylül'ün 21-22'sinden itibaren e, şeyler, geceler uzuyor. Yani daha çok, gece e, daha çok, gündüz az. Gündüzden uzun olacak. Gündüzden uzun. Bu daha da artacak. 22 Aralık'a kadar bu zirve yapacak. 22 Aralık'tan itibaren tekrar tersine dönecek. Ee, dolayısıyla bugünlerde oruç tutarken, hani dinleyicimiz bugünlerde tuttuğumuz oruçlar o kaza yerine geçer mi? Hayır. Tuttum orucu onun yerine geçsin denmez. Bunun için de e, mesela diyelim ki yarın oruç tutmak isteyenler vardır niyet ettim. En son kazaya kalan veya niyet ettim ilk kazaya kalan orucuma diye niyet edecek. Niyet çünkü farz. Böyle niyet ederse bu Muharrem ayında kaç gün tutarsa bunlar hepsi de kaza yerine geçer mi? Geçer tabii ki. Şimdi Safer Rebi'yle evvel derken siz üç ayları da neredeyse getirdiniz. Bak sen söyledin. Rebi'yle ahir, Cemazi'yle ve Cemazi'yle ahir i Şerif. Üç aylar geliyor. Onun için ikinci bölümde devam edelim.